Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Ayşe Kaya. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik Elektronik mezunuyum. Şu an Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de 3,5 yıldır aviyonik teknisyeni olarak çalışıyorum. Size sormak istediğimiz bazı sorularımız var. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki başlayalım. Bu bölümün uçak, gövde, motor bakımından farkı nedir? Üniversite dersleri açısından baktığımız zaman da tabii ki dersler arasındaki farklılıkları görüyoruz. Gövde motor bölümü genelde mekanik teknisyeni olarak sektörde yer buluyor. Elektrik elektronik mezunları ise aviyonik teknisyeni olarak görev yapıyorlar. Aviation ve elektrik kelimelerinin birleşimi olarak aviyonik karşımıza çıkıyor. Adından da bu birleşimden de anlaşıldığı gibi havacılık elektriğiyle ilgileniyor. Ama gövde motor mezunları biraz daha mekanik ve elektriki olmayan bölümlerde çalışıyorlar. Mezunlar uçucu teknisyen olarak da çalışabiliyor mu? Tabii ki böyle bir avantaj mevcut. Buna avantaj diyebilirim. Çünkü uçucu teknisyen olmak her teknisyenin bence mesleki hayatında tatması gereken bir tecrübe diye düşünüyorum. Mezun olduktan sonra çalıştığımız süre boyunca lisansımızı ve yetkimizi aldıktan sonra tabii ki uçucu teknisyen olarak her teknisyenin görev alabileceğini söyleyebilirim. İngilizce gerektiren bir meslek mi? İngilizcenin sektör için zaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim mesleğimiz açısından da İngilizce tabii ki çok önemli. Bakım dokümanlarının üreticilerden dolayı İngilizce olduğunu biliyoruz. Bu İngilizce kaynakları doğru anlayıp doğru çıkarımlar yapabilmek için de tabii ki İngilizceyi net bir şekilde, iyi bir düzeyde bilmemiz gerekiyor. Ve ayrıca az önce uçucu teknisyenlikten bahsettik. Bu görev vesilesiyle yurt dışı uçuşlarında görev almamız mümkün oluyor. Bu sebepten gittiğimiz ülkelerde çalıştığımız yabancı arkadaşlarla iletişim sıkıntılarımızın olmaması açısından İngilizcemizin iyi bir düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölümden mezunların iş imkanı fazla mı? Bu yıla kadar mezun olan bütün arkadaşlarımızın kolaylıkla iş bulduklarını ben yaşadığım tecrübelerle gördüm. Bu bölümlerden mezun olup gerekli şartları sağlayıp sektörde iş bulamayan çok fazla tanıdığım yok açıkçası. Riskli bir meslek mi? Risk her zaman mevcut bu meslekte. İnsan faktörleri önemli bir yer tutuyor. Yüksekte çalışmamızı gerektiren durumlar oluyor. Kimyasalla çalışıyoruz, kesici aletlerle çalışıyoruz. Yani tehlike her an yanı başımızda diyebilirim aslında. Bu sebeple uykusuzluğa, yorgunluğa, yani vücudumuzun farkında olmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bilinçli bir şekilde çalıştığımız zaman tabii ki tehlike çok anlamlı olmayacaktır. Kendimizi gözetmemiz gereken bir meslek. Uçak bakım teknisyeni olmak için ne gibi sağlık şartlarını sağlamak gerekiyor? İşe başlamadan önce şirketler genel olarak bizden sağlık raporu isteniyor. Bu şartları sağlayabilen adaylar rahatlıkla istihdam ediyorlar şirket bünyelerinde. Ayrıca çalıştığımız süre boyunca sağlığımıza sadece işitme veya görme tarzında olmasa da fiziksel olarak da kondisyonumuzu sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeri geliyor dengede durmamızı gerektiren anlar oluyor veya vücudumuzun dengede kalması açısından iyi bir kondisyona sahip olmamız şart diye düşünüyorum. Peki bölümü okurken ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz? Okuduğumuz süre boyunca üniversite dersleri açısından baktığımız zaman belki mühendislik kapsamı çerçevesinde olan dersler öğrencileri biraz zorlayabilir. Ama doğru çalışıldığı takdirde ben yapılamayacak veya zorlanılacak bir ders görmüyorum açıkçası. Bu bölümlerden mezun olmak çok da zor değil. Fiziksel açıdan mı, psikolojik açıdan mı daha çok yıpratan bir meslek bu? Ben iki faktörün de önemli olduğunu ve yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. Fiziksel açıdan baktığımız zaman gerçekten bünyemizi zorlayan bir meslek. Ağır şartlar altında çalışmamız gerektiği için ben boyun ve sırt ağrısını uzun dönemler boyunca çektiğimi biliyorum. Bu yüzden vücudumuzu farkında olarak onu çok fazla yıpratmadan çalışmamız gerekiyor. Çünkü uzun yıllar boyunca bu meslekte çalışmak istiyorsak bu sürekliliği sağlamamız gerekiyor. Psikolojik açıdan baktığımız zaman ise zaman baskısının olduğu bir meslek grubu. Çünkü bir uçağın sefere verilmesi için bakımdan
planlanan zamanda çıkması gerekiyor. Ama bazen her şey planlandığı gibi gitmeyebiliyor ve bu gerçekten bize baskı şeklinde yansıyabiliyor. Bu açıdan psikolojik olarak da çalıştığımız arkadaşlar açısından veya yöneticiler açısından üzerimizde bir etki oluşturuyor tabii ki. Mezun olduğunuzda lisans ile mi mezun oluyorlar? Şu an lisansla mezun olma imkanı sağlayan bir üniversite olduğunu bilmiyorum. Olmuyorlar diyebiliyorum. Hiçbir üniversite lisansla mezun öğrenci vermiyor. Önceden galiba böyleymiş. Bir 7 yıl öncesinde lisansla mezun olunup direkt sektörde işe başlanabiliyormuş. Ama şu an öyle bir imkan mevcut değil. Peki stresli bir çalışma ortamı var mı? Stressiz olduğunu söyleyemem. Stres faktörünü göz önünde bulundurduğumuz zaman stresin bir miktarının tabii ki her zaman verimliliği artırdığını görüyoruz. Bu stres seviyesi bazen overdose'a kaçabiliyor. Bu elimizde olmayan sebeplerden dolayı az önce de bahsettiğim zaman sıkıntısı veya bazen uygun tool'u bulamamak veya yorgunluk tarzı faktörler stres seviyemizi etkileyebiliyor. Çalışma arkadaşlarımızın da etkisiyle bu stresli çalışma ortamı tekrar değerlendirilebilir. Çünkü uyumlu bir arkadaşla çalıştığınız zaman daha siz bir şekilde, daha uyumlu bir şekilde çalışabilirsiniz ama grup çalışması olduğu için o gün sevmediğiniz biriyle çalışacaksanız eğer kendinizi daha stresli hissedebilirsiniz tabii ki. Ama ben şanslıyım ki şimdiye kadar çalıştığım ortamlar benim stres seviyemi düşürecek ortamlar oluşturdu. Değerli cevaplarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Biz bu bölümlere tercih edip geldiğimiz zaman bu şekilde bizi aydınlatacak kaynaklar bulamamıştık. Umarım bu videolar tercih edecek arkadaşlarımıza aydınlatıcı bir yol olur. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.